İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 12 Haziran Çarşamba. Bitlis'ten ve bölgeden aktaracağımız gelişmelerle karşınızdayız. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Bitlis Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret eden Yurdakul, doktorlardan hastalar hakkında bilgi aldı. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, Bitlis Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak hastaları ziyaret etti. Ya, keşke içmesek bu sigarayı da. Hastalarla birebir yakından ilgilenen Yurdakul doktorlardan hastalar için bilgi aldı. Arzu Hanım hastası da herhalde bu pneumoni de olabilir, enzatürist olabilir. Sayın Valide, bir şey de göreye başladım. Adı Cevdet. Yurdakul yeni doğum servisini de inceledi. Bebeklerin ve annelerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bitlis Belediyesi tarafından geçtiğimiz Yalışehir Bey Tepesi'nde yapılan seyir terasının yapımında sona doğru ulaşılıyoruz sevgili seyirciler. Ve terasın sonunda vatandaşlar ziyaret edebilecek. Bitlis Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve Bitlis'e en hakim noktada bulunan Şeribey Tepesi'nde yapımı devam eden seyir terasının inşaatında sona yaklaşıldı. Tamamlandığında vatandaşların Bitlis'i keyifle izlerken güzel vakit geçirecekleri Şeribey'deki seyir terasında inşaat bitme aşamasına geldi. Yapı çevre düzenlemesinin ardından vatandaşların hizmetine sunulacak. Bitlis'in Taş Mahallesi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, Belediye Başkanı Fehmi Alaydın ve birçok kurum amirleri katıldı. Toplantıda mahallenin sorunları dile getirildi. Bitlis Belediyesi tarafından Taş Mahallesi'nde halk toplantısı düzenlendi. Taş Mahallesi sakinlerinin katıldığı toplantıda mahalle sorunları ve mahallede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Toplantıya Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Bitlis Müftüsü Ali İmran Kılıç ve çok sayıda kurum amiri katıldı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Bitlis Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini açtı. 3 gün boyunca sürecek olan sergide yapılan el emeği, göz nuru işler halkın beğenisine sunulacak. Bitlis Halk Eğitim Merkezi 2012-2013 öğretim döneminin yıl sonu sergisini açtı. Bitlis Kültür Merkezi'nde açılan ve 3 gün sürecek olan sergide birçok ürün tanıtıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fikret Rona programda yaptığı konuşmada şöyle konuştu. Yani ürünler tamamıyla el emeği, göz nuru. O yüzden emeğe geçen bütün kurşerlere teşekkür ederim. Sergiye katılan vatandaşlar da düşüncelerini dile getirdi. Bayanlarımızın el emeği, göz nuru, böyle yüreğini koyarak sevdikleri ürünler var. Hepsi birbirinden güzel. Bitlis'in birçok değeri var. Zaman adımda bunu anlıyoruz. Bugün el sanatlarında da önemli bir yeri olduğunu görüyorum da. Tebrik ediyorum hepsini. Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, epilepsi hastası Küçük Süleyman'ı evinde ziyaret etti. Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Kamber Sokak'ta yol yenileme ve temizleme çalışmalarını inceledikten sonra 5 yaşındaki epilepsi hastası Minik Süleyman'ı evinde ziyaret etti.
Konuşamayan ve yürüyemeyen minik Süleyman'la uzun süre yakından ilgilenen Başkan Alaydın, çocuğun yakınlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Alaydın daha sonra evden ayrıldı. Haber ekibimiz esnaflara mikrofon uzatmaya devam ediyor sayın seyirciler. Adresimiz yine Tatvan. Biz esnaflara mikrofon uzattık. Bakın o keyifli anlarda yaşananlar. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki esnaf ziyaretlerimizde son olarak şifalı bitkiler satan aktarımıza mikrofon uzattık. Bahattin Gündoğdu şöyle konuştu. Evet, sevgili seyircilerimiz, ziyaretlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bir aktarımız var burada. Şifalı bitkiler satan bir yeri var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk abim. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Bahattin Gündoğdu. Nurs Lokman Bitlis Bölge Bayisi'yiz. Bu işi severek yapıyoruz. Yani öyle yani. İşler nasıl gidiyor abi? Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. İyidir, işlerimiz iyidir. İnsanlar gerçekten bitkiye çok rağbet gösteriyor. Yani alternatif değil, daha tamamlayıcı bir şey olduğu için insanlar bizi tercih ediyor. Hani diyorsunuz ki alternatif tıpa bir rağbet var, bir yakınlık var. Hem de çok yani. Burası bir şifa kapısı, yani tabiatın eczanesi. Eskiden biliyorsunuz zaten şey yoktu, hep böyle doğal şeyler. Düşünün mesela Osmanlı zamanında bütün o melhemler, kıvamlar, şeyler hepsi bu bitkilerden oluşuyordu Mustafa abi. Çok teşekkür ettim abim. Hayırlı işler, sağ kolay gelsin. Allah'a emanet olun abim. Son olarak saat satımı yapan Bilal Bey'in dükkanına uğradık ve işlerin nasıl gittiğini sorduk. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi bir saatçimizin önündeyiz, Tatvan'dayız. Çok güzel dakikalar geçiriyoruz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Öncelikle sağ olun abi. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Abi ben Bilal. Tatvan'da yani belli başlı sağçılardan biriyiz. Dede mesleğidir bu. Eşim dedem mesleği olunca bize torunlara kadar kaldı bu iş. Bakalım artık yeni nesil bunu devam ettirir mi ettirmez mi bilmem. İşler nasıl gidiyor abi? Valla Allah'a şükürler olsun. İyi yani. İyi. Kaç yaş grubu arası saatler mevcut sizde? Abi şöyle bir durum var. Hani 5 yaş grubundan başlar. Şimdi renkli saatlerimiz var. Mesela belli başlı markaları şu an satıyoruz biz. Var yani gelen müşteri elimizden geldikçe geri çevirmemeye çalışıyoruz. Yani. Malumunuz yaz geldi, düğünler var. Evli çiftlerden saatlere karşı bir rağbet var mı? Abim şöyle bir durum, bu sene öyle bir şey yok. Yani geçen sene yine iyiydi ama bu sene yok. Hani umduğumuz gibi çıkmadı. Çok teşekkür ettik Bilal abim. Allah'a emanet olun, kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu'nda eğitim gören 28 öğrenci kitap okumayı eğlenceye dönüştürüyorlar. İlçenin farklı mekanlarında kitap okumayı daha da zevkli bir hale getiriyorlar. Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitim öğretim veren Yunus Ensari Ortaokulu'nun 28 öğrenciden oluşan kitap okumayı sevenler grubu okumayı eğlenceye çevirmeyi bildi. Geçtiğimiz günlerde ilçenin Van Gölü sahillerinde eğlenerek kitap okuyan ekip, bu hafta ise ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini gezerek o sıcak atmosferde okumayı tercih etti. Okul öğretmenleri ise bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek gönüllülük esasıyla öğrencilerle birlikte hem okuyup hem de sosyal aktiviteler düzenleneceğini ifade ettiler. Bitlis Adliyesi'nden tayini çıkan Hakim Burcu Sağlam iş arkadaşları tarafından çiçeklerle uğurlandı. Bitlis Adliyesi'nde görevliyken Malatya'nın Darende ilçesine tayini çıkan Hakim Burcu Sağlam çiçeklerle uğurlandı. Bitlis Adliye Sarayı önünde başta Ağır Ceza Reisi Nurullah Bodur olmak üzere savcı, hakimler ile birlikte adliye çalışanları Hakim Burcu Sağlam'ı yeni görevine çiçeklerle uğurladı. Adliye önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan çalışanlar Sağlam'a yeni görev yerinde başarılar dilediler. Bitlis'in Hizan ilçesinde bir ortaokulda ilk defa mezuniyet gecesi düzenlendi. Gecede konuşan okul müdürü Nahit Dugan, etkinliğe emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ettiğini ifade etti. Bitlis'in Hizan Başkent Üniversitesi ortaokulu öğrencileri ilçede ilk defa mezuniyet eğlencesi düzenledi.
İlçe öğretmen evinde düzenlenen mezuniyet eğlencesinde bir konuşma yapan okul müdürü Nahit Doğan, öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediğini söyledi. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Eğlence kokteyl partisinden sonra son buldu. Yıldızlar Voleybol Ligi sona erdi sayın seyirciler. Usulü oynayan turnuva sonucunda Muzaffer İncesu ortaokul birincisi oldu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Yıldızlar Voleybol Ligi çekişmeli geçen final maçı ile birlikte sona erdi. Lig usulü oynanan turnuva sonucunda Muzaffer İncesu ortaokulu birinci oldu. Bitlis Valiliği koordinasyonunda Ahlat İlçe Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan sosyal destek programı kapsamında düzenlenen Ahlat Yıldızlar Voleybol Ligi oynanan final müsabakası ile sona erdi. 26 hafta boyunca devam eden voleybol turnuvasına 13 takım katıldı. Turnuva boyunca 156 maç yapılırken turnuvaya katılan her takım ise toplam 24 maç yaptı. Ahlat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde yapılan final maçında ise 22 maç kazanan Muzaffer İncesu Ortaokulu birinci, 20'şer maç kazanan Ahlat Merkez Yatılı Ortaokulu averaj farkıyla ikinci olurken Selçuklu Ortaokulu ise üçüncü oldu. Tatvan'da temiz çevre projesi hayata geçti. Mahalle ve köy sokakları, mahalle ve köylerdeki sokaklar temizlenerek vatandaşlara temiz çevre mesajı verildi. Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen temiz çevre projesi hayata geçti. Proje startı ilçe merkezindeki Tatvan Atatürk Lisesi önünde verildi ve ardından Kıyıdüzü Köyü'nde devam etti. Tüm kurum ve okulların katılımıyla başlayan temizlik projesiyle mahalle ve köylerdeki sokaklar temizlenerek vatandaşlara temiz çevre bilinci mesajı verildi. Projenin amacı temizliğin yanı sıra çevrenin kirletilmemesine dikkat çekmek olduğunu belirten Tatvan Kaymakamı Murat Erkan, temiz çevre, temiz toplum, temiz gelecek sloganıyla yola çıkarak vatandaşlarda çevre temizliği bilincini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Evlilik öncesi eğitim programı verildi. Evlilik hukuku ve iletişim becerileri hakkında bilgiler verildi. Bitlis Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan geleneksel toplu nikah programına başvuru yapan 64 çifte Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte evlilik öncesi eğitim programı verildi. Evlilik ve sağlık, aile ve evlilik hukuku ve iletişim becerileri hakkında eğitimler verildi. Eğitimi bir psikolog, bir sosyolog, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şerafettin Murre ve Doktor Fatih Şanlı gerçekleştirdi. Bitlis TV'de her hafta ekranlarınıza gelen Turan ile Türkü Show izleyenleri coşturdu gene ve söylediği şarkılar eşliğinde oynamayı da ihmal etmedi. Her hafta salı günü ekranlara gelen Turan ile Türkü Show bu hafta da izleyenleri coşturdu. Programda birbirinden güzel türküler seslendirildi. Turan Kitapçı söylenen şarkılar eşliğinde oynamayı da ihmal etmedi. Türkçe olimpiyatları kapsamında farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen 74 öğrenci Batman'da verdiği konserle halkı kendilerine hayran bıraktılar. Konserde Kenyalı Vanessa'nın söylediği Kürtçe türküye vatandaşlar da eşlik etti. Dünyanın 140 farklı ülkesinde bulunan Türk okulları öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 11. Dil ve Kültür Festivali Batman Etkinliği 16 Mayıs Şehir Stadı'nda yapıldı. Etkinlikte 22 farklı ülkeden gelen 74 öğrenci şarkılar söyledi, şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Batmanlılar, Kenyalı Vanessa'nın Kürtçe Batmane Batmane türküsüyle coştu. Batman
Farklı ülkelerden gelen çocukların sahne aldığı programda binlerce kişi şarkıları ve halk oyunlarına eşlik etti. Programın sonunda festivalin ilk sponsorlarına teşekkür plaketleri verildi. Etkinliğe Batman merkez il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaş katıldı. Şimdi ise Bitlis ve ilçeler için hava durumunu getiriyoruz ekranlarınıza. Haberle bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayınımız Bitlis gündemiyle devam edecek. Her zaman iyi haberler duymanız dileğiyle. Hoşça kalın.